Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün konumuz mutfaklar, fakat farklı bir konudan bahsedeceğim. Doğal ahşaptan üretilen paneller ve mobilya profilleri. Bu ne demek? Şimdi ilk örnekle başlayalım. Arkamda görmüş olduğunuz yeşil mutfak. Üste daha koyu tonu kullanılmış, altta daha açık ve birbirini tamamlayan çok güzel bir örnek. Burada 3 tane de farklı konuya değinmiş. Hem açık raflar görüyorsunuz, hem camlı büfe görüyorsunuz, hem de mobilya profilli kapaklar görüyorsunuz. Şimdi bu mutfağın mobilya profillerini görüyorsunuz ama siz belki daha ince bir çıta isteyeceksiniz. Hemen AGT'de tabii birçok çözüm var. İnce çıtalı olanı da seçebiliyorsunuz. Böylelikle kendi mutfağınızı kişiselleştirmiş oluyorsunuz. Açık rafları ister bir tane kullanın, ister iki tane. Buradaki bütünlüğü ben çok sevdim. Özellikle bu fotoğrafı sizin için seçtim. Buradan kendinize çıkaracağınız çok güzel bir örnek mutfak olacağına eminim. Şimdi bana gelecek soruları tahmin edebiliyorum. AGT'ye gittiğimiz zaman bu paneli nasıl bulacağız dediğinizde de Supramat serisinden bulacaksınız. Supramat'ın en büyük özelliklerinden birisi mat olması. Yani bütün tonları seçiyorsunuz, renkleri seçiyorsunuz. Mat oluşu en büyük özelliği. Onun dışında parmak izi bırakmaz. Bakın bu çok güzel bir özellik. En büyük şikayetlerden bir tanesi de işte Hakan Bey, biz dokunuyoruz, parmak izi kalıyor, ben devamlı silmek zorunda kalıyorum. Bu ürünü seçtiğiniz zaman asla parmak izi kalmıyor. Bir de leke tutmuyor. Gelelim ikinci görselimize. İkinci örneğe baktığımızda da lacivert bir mutfak görüyoruz. Bu mutfak normalde benim tercih edebileceğim bir mutfak değil tarzıma göre. Ama burada baktığımda gayet şık ve güzel durmuş. Özellikle şehir evlerinde tavsiye edebileceğim tonlardan, renklerden bir tanesi. Burada açık raflar kullanılmış. O camla olan etkisini de görebiliyorsunuz. Tamamen mutfağı şıklaştırmış. Şimdi bu mutfağa baktığınızda da mobilya profili ince kullanılmış. Bir önceki örnekte gördüğünüz kalın profiller yerine burada inceyi görüyoruz. Kendi keyfinize ve zevkinize göre seçebileceğiniz birçok mobilya profili bulabilirsiniz. Onun dışında buradaki mutfakta en güzel özelliklerden bir tanesi de sandık kulplarla birleştirmiş ve böyle bir kompozisyon ortaya çıkmış. Şimdi bu mutfağı gördünüz ve seçmek istediniz. Ben onu da söyleyeyim. Trippy serisinden bu da. Diğeri Supramat'tı. Bu da Trippy serisi. Trippy'lerin en büyük özelliği de çizilme direnci yüksek ve parmak izi bırakmıyor. Şimdi diğer örneğe geçiyoruz. Şimdiki örnekte ise gördüğünüz gibi iki farklı doku kullanılmış. Bir tanesi düz, bir tanesi ise üç boyutlu. Yani birazcık daha ellediğiniz zaman, dokunduğunuz zaman hissedilebilir bir yüzeye sahip. Trippy'nin diğer seçeneklerine baktığınızda bu desenlerle de karşılaşacaksınız. Bu mutfakta ise daha minimal bir mutfak görüyoruz ama şıklık da ön planda. Hem camlı büfe kullanılmış hem de iki farklı kapakla birlikte çok şık bir mutfağa sahip olunmuş. Şimdiki örnekte ise yemyeşil bir mutfak görüyorsunuz. Burada da hiçbir farklı tona gitmemiş. Üstü altı aynı ton. Camlı büfe kullanmamış veya camlı alanlara yer açmamış. Açık raflar yok. Gayet minimal bir mutfakla karşı karşıyayız. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu ise mobilya profili kullanmadan da bu panelleri gayet rahat kullanabilirsiniz. Mutfağınızı oluşturabilirsiniz. İlla ki bütün mutfaklarında mobilya profiline ihtiyacı olmadığını gösteren bir görsel. Şimdi bir önceki örnekte kulplu halini gördüğünüz panellerin, şimdi ise kulpsuz, büyük bir ihtimal basaçlı kapaklardan oluşuyor. Burada da tamamıyla ben çok minimal bir mutfak istiyorum dediğinizde bu örnekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu mutfağın özelliği de adanın önünü de panelle dönmüş olması. O da tabii bütünlüğe baktığınızda hem dolabı hem de adanın önünü döndüğünüzde bir bütün olarak konsepte sahip oluyorsunuz. Geldik bambaşka bir örneğe. Burada 3 farklı malzeme kullanılmış. Bir tanesi genel mutfağa baktığınızda açık tonda olan kapaklar Supramat serisinden. Ortadaki alanda ise Trendy serisinden seçilmiş. Adanın ön kısmı da duvar profillerinden yapılmış. Şimdi duvar profilleri deyince şimdi yepyeni bir konuyla karşı karşıyasınız. Bunu da ilerleyen bölümlerde ayrı bir bölüm yapmak istiyorum. O yüzden burada kullanılanın örneği içinde olduğu için göstermek istedim. Bunların da birçok çeşitleri var. Sadece böyle çıtalıları biliyoruz ama AGT'de sonsuz seçenek var. Onlardan da sırası geldiğinde bahsedeceğim. Bu mutfakta da hani kafanız karışıyor. Gidiyorsunuz bir mutfak tasarlamaya çalışıyorsunuz ya da yapıyorsunuz. 3 farklı heyecan yaratmaya çalışıyorsunuz. 3 farklı malzeme kurmaya çalışıyorsunuz ya da konseptinize yedirmeye çalışıyorsunuz. İşte bu mutfakta en büyük örneklerden bir tanesi. 3 farklı malzeme kullanılmış ama en büyük bütünlük renklerin birbirini tamamlaması. Yani mutfağın içindeki ahşap tonu adanın önündeki tonla birleşmiş ve etrafını saran supramat rengi de ona destek vermiş. Üçü de farklı renklerde olsaydı bu sefer kafa karışıklığına sebep olabilirdi. Şimdi görmüş olduğunuz mutfak çok hoşuma gitti. Özellikle bahsetmek istiyorum. Rezidans mutfakları gibi diyorum ben genelde. Daha az yemek yapılıp ama iş hayatının çok olduğu mutfakları anımsattı bana. Mesela açık raflar, oraya dizilen tabaklar, onun dışında bordonun kullanımı ve Supramat serisi
içerisinden seçilmiş olan bitter rengiyle de bir bütün oluşturmuş. Aralara attığı süpürgelikle ve tezgah arasındaki malzemede trendiden seçilmiş. O da hafif bir parlaklıkla beraber çok şık şehir mutfaklarını anımsatan ve onu yaşatan bir örnek olmuş. Buradaki benim en çok hoşuma giden ise bordo ile olan o birleşimi olmuş. Normalde benim koyu tonlarla ilgili tasarımlarım çok fazla yoktur. Çünkü ben daha çok açık tonları severim ama bu mutfak beni bayağı etkiledi. Şimdi birçok mutfak görseli girdik ama ben de size birkaç tane moodboard hazırladım. Şimdi ekrana yansıtıyorum ve tek tek size nerelerde nasıl kullanacağınız, hangi tarzda evlere bu mutfak kapakları, kombinleri gider onlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk moodboard'umun favorilerinden bahsedeceğim. Trendy Natural Touch ve Supramat, yani Londra mavisi olan Supramat'la bir birleşim yapmış. Slate Gri ile de onu birleştirmiş. Şimdi bu evlerde genelde ben hayal ediyorum salonunda beyaz koltukları olan, çıtalı duvarları olan bir evle birlikte, yani biraz klasik modernle gidebilecek harika bir örnek olabilir. Mesela bunu orada hayal ettiğinizde bu tür dekorasyona sahip olan takipçiler, izleyiciler için güzel bir fikir olabilir. İkinci renge gelirsek de bu senenin güzel renklerinden de, yani trend olan renklerinden bana göre vintage beige ile olan ve kroko gri ile birleşimi biraz da içine krem katarak böyle bir mood board oluşturdu. Bu evler de genelde daha rezidans, şehir evlerine yakışır diye düşünüyorum. Daha minimal mutfaklarda çok şık olacağını düşünüyorum. Bu iki örneği verdikten sonra da ekrana gelecek olan mood boardları da kendiniz değerlendirebilirsiniz. Ben sizin bayilere gitmeden ekran karşısına hangi renkle hangi malzemenin uyabileceğini gösteriyorum. Sizler de bunları not alıyorsunuz. Şimdi ara ara malzemelerden bahsediyorum. Ara ara da farklı mutfaklardan. Arkamda görmüş olduğunuz mutfakta tamamıyla şimdiye kadar bahsettiğim mutfakların dışında daha genç, daha dinamik, daha böyle heyecan verici. Ben özellikle bu tür mutfaklarını hep Avrupa'da hayal ediyorum. Daha çok cesur olduklarını düşünüyorum mutfak konusunda, renkler konusunda. Şimdi buraya baktığınızda da pembenin ön planda olduğu ama ona destekleyici tezgahıyla birlikte güzel bir minimal mutfak oluşturmuş. Daha genç diyorum. Neden? Daha tercih edilebilir. Spor gözüktüğü için. Şimdi buradaki kapaklar da Supramat'ın kapakları yine. Supramat serisinden. Pembeyi seçmediniz. Dediniz ki Hakan Bey başka hangi renkler var? Şimdi ekrana yansıtıyorum. Birçok renk var Supramat'ta. Hatta kafanızdaki birçok soruyu da bu renklerle ve çeşitlerle cevaplayacağımı düşünüyorum. Şimdi bu bölümde iki tane mutfak panelinden bahsettim. Supramat dedim. Trippy serisi dedim. Trippy'nin desenlisini ve dokulusunu gördük ama tamamıyla dokulu bir mutfağı görmemiştik. Bu da çok güzel bir örnek. Tamamıyla dokusu kaya, taş gibi gözüken bir kapak. Bu kapak da çok şık durmuş. Benim çok hoşuma gitti. Ben biliyorsunuz doğal taşları, doğal dokuları çok seviyorum. Mesela bu mutfağı yaptım. Zemini de aynı dokulu taşla böyle buldum. Seramik aldım. Onunla birleştirdiğinizde de tamamen mutfağa baktığımda kaybolan bir yüzeye sahip olacağım ki ben o tür işleri de çok severim. Trippy'de sadece taş desenli yok. Şimdi ekrana yansıtıyorum. Orada da birçok dokusunu görmüş olacaksınız. Şimdiye kadar da hep mat yüzeylerden bahsettik. Bu örnekte de görmüş olduğunuz gibi parlak yüzeye sahip. Herkesin kişisel tercihi. Kimisi mat sever, kimisi parlak. Şuna inanılıyor. Parlak yüzeyler parmak izi bırakmaz diyorsunuz ama ben bu programda matların da parmak izi bırakmayacağını kanıtlıyorum. Onun dışında bu yüzeylerin de çeşitleri var. Onu da ekrana yansıtıyorum. Bu mutfaktan da birazcık bahsedeyim. Benim çok hoşuma giden bir görsel oldu. O arkadaki taş duvar, yerdeki zemin, doğal taş görüntüsü gibi olan seramikle birlikte parlak kapakların da çok şık olduğunu itiraf edeyim. Çünkü şöyle, ben hep mat mat derim kapaklarda ama bu görsel tabii bütün algıları yok ediyor. Burada bu mutfağı nereden seçeceğim, hangi seri derseniz, şimdi bütün mutfaklarda serileri anlatıyorum. Trendy serisinden seçilmiş bu mutfakta. Onu da dipnot olarak geçiyorum. Şimdi bu kapaklarında birçok örneği var, rengi var. Onu da ekrana yansıtıyoruz. Biliyorsunuz ben AGT'nin fabrikasını gezdim. Oradaki bütün özellikleri de benim önceki bölümlerde izleyebilirsiniz. Bu mutfakları şimdiye kadar anlattım. Bu bölümün sonunda da eklemek istediğim çok güzel bir özellik var. E0 sertifikasıyla o yeni yapılan lake mobilyalar gibi koku salınımı yapmaz. Bundan endişeniz olmasın diyorum ve bu bölümü burada kapatıyorum. Umarım keyifli olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla neden bahsetmem istenirse de lütfen yazın. Ben yorumları tek tek okuyorum. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere.